çok iyi bir başlangıç yaptı Galatasaray'a biliyoruz. Ama biz de hazırız. Her ne kadar zor bir maç olacak olsa da iyi çalıştık. Hala da çalışmalarımızı sürüyoruz. Evimizde oynamanın avantajını da yapacağız. Since the beginning, all the players know that we have a lot of matches and we must be competitive in all competitions. Tabii ki de Avrupa Ligi'ne çok iyi başlamadık bu sezon ama sonrasında aldığımız bir puan var, galibiyet aldık. Aldığımız puanlarla birlikte takımımızın kendine olan özgüveni de bununla birlikte artmış oluyor. Bizim için her maç sıra önemli. Şu anda önümüzde bir Galatasaray, zorlu bir Galatasaray maçı var. O yüzden hazırlıklarımızı Galatasaray maçı için yapıyoruz. Galatasaray maçını tamamladıktan sonra önümüzdeki Salzburg maçına tabii ki de hazırlığımızı yapacağız. After this match there will be time to think about Salzburg. Kupayı almış olmamız bizim takımdaki duruşumuzu ve ciddiyetimizi hiçbir zaman etkilemedi. Bakacak olursanız bu kupaya da almamız, zorlu bir ekipten kupayı kazanmamız bu işe ne kadar sarıldığımız, ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Şunu da unutmamak gerekiyor ki sezon başından beri epey zorlu müsabakalara çıktık. Tabii ki de şu son haftalarda yavaştan kendimize olan adaptasyonumuz ve arkadaşlarımız tanımamızla saha için antrenmanlarımızla birlikte gerçekleşmiş oluyor. Bununla birlikte inanıyorum ki önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar alacağız. Dediğiniz gibi zor bir maç, namalup bir takım. Biz de bu sene, aslında geçen sene iyi bitirmiş bir takımız. Sezona iyi başlamış bir takımız. Ama yeni oluşumda olan bir takımız. 2-3 hafta önce çok fazla sahaya yansıtamasak, hani dışarıya umut vermesek de ama güzel bir aslında çizgimiz var. Yani bozmamaya çalıştığımız bir çizgimiz var. Yeni oluşumla birlikte bunu daha iyi nasıl çıkarabiliriz onu düşünüyoruz. UEFA maçında işte ondan önce galibiyet, Akhisar maçı, ondan sonra UEFA galibiyeti ve yeni Malatya maçında aldığımız beraberlik aslında bizi biraz ileriye taşıdı diyebilirim. Milli takım arası da daha iyi oldu bizim için. Adaptasyon çok kısa bir süre değil, bayağı uzun zaman oldu aslında başlayalı, olması gerekiyordu. Oluyor da yavaş yavaş. İnşallah bu içeride Galatasaray maçı, tabii seyircisiz şu anda. Bu bizim için bir dezavantaj ama bunu avantaja nasıl çeviririz? Dediğim gibi güzel başlayan bir oluşum var. Puanlarla birlikte devam etmek istiyoruz. Hemen ardından içeride seyircimizle buluşacağız tekrar, Salzburg maçı var. Tabii maç düşünmek gerekiyor. Zor bir maç. Ve şunu da söyleyeyim, hani bu zamana kadar benim de bu Konya'dan 9. sezonum, belki hiç Galatasaray'dan hani galibiyet olmadı. Galatasaray maçı hiç galip gelemedik. İnşallah bu maç hem Galatasaray'ın bu sene bir durduracak takım olacağız. İnşallah hem de güzel bir galibiyet alacağımıza inanıyorum. Evet, şu anda tamamen iyiyim. Bir ufak bir sıkıntım vardı 10-12 gün süre. Şu anda ama çok şükür geçti her şey. Başladığım gibi sezona her şey yolunda. Bu hafta da çok önemli bir maçımız var. Galatasaray'la oynuyoruz. Bu sene çok formdalar. Birincindeyiz. Bizim için de çok önemli bir maç. Kendi sahamızda oynuyoruz. Bunu avantaja çevirmeliyiz bir şekilde. Ve buradan güzel bir sonuç elde etmiştik. Gerçekten gayet çok başarılıyız. Zaten Ömer Ali çok özellikle bir oyuncu. Her bölgede oynayabiliyor hakikaten. Bunu herkes başaramaz. Sağ önde de oynuyor, sol önde de oynuyor, sağ geride de oynuyor, forvet arkası da oynuyor.